Bir Anı Bir Hikaye Yıldız Sarayı'nda Bir İngiliz Casusu 26. Bölüm Hazırlayıp Sunan Ben İsmail Yağcı İngiliz Casusu Macar Yahudisi Bilimler Akademisi daha sonra başkanı, önce üyesi, sonra başkanı olan Arminius Vanbury İngiltere'nin el altından, resmi görevli olmadan, resmi görevli ama resmi görevli olmadan efendim padişaha gönderip padişahın boğazların savunması, Mısır meselesi hususundaki temel bilgilerini, geri plandaki bilgilerini öğrenmek istiyordu İngiliz dışişleri. Bunun eliyle, bunun diliyle. O da padişahla görüştükten sonra verdiği raporda Padişah'ın bu konudaki fikirlerini genel manada bazı tanıdığı devlet adamlarının bu konudaki bu konulardaki fikirlerini e, raporuna yazmış. Padişah'a bu temelli tarafsızlık, kesin tarafsızlık stratejisinin ileride bir devlet tarafından bozulabileceğini yani Rusya ile herhangi bir Avrupa gücü arasında bir problem çıksa siz de bir yere girmek mecburiyetisiniz diye. Yani sizinle Rusya uğraşır demiyor. İngiltere sizi Rusya ile kapıştırır Kırım Harbi'nde olduğu gibi demiyor. Yani böyle karşıdan duvar pasıyla bu işi getirmeye çalışıyor. Bu böyle bir şeyde tarafsız kalmanız güçtür harbe girdiğinizde de hiç istemediğiniz biriyle ittifak yapmaya mecbur kalırsınızı ima ediyor. Tabi Abdülhamit Han dişine göre buldu. Bu zeki Yahudi'yi. Bu çok anlayışlı, kavrayışı fazla olan bir Yahudi. Becerikli bir adam. Eli kalem tutuyor. Çok lisan biliyor yabancı dil. 12 dil bildiği söyleniyor. Sultan bunun zorluğunu söylediğim de diyor. Barışa taraftarlığını söyledi. Ben barış taraftayım kardeşim. Ben savaş istemiyorum. O başka bir şey söylüyor, bu başka bir şey söylüyor. Ve diğer uluslarla da ilişkim, irtibatım hep bu düzeyde olacaktır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Evet. Bunu açıkça söylüyordu. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu padişah, bu şark imparatoru her meseleye çözüm bulacak zekadaydı diyor. Düşman veriyor bu notu efendim. Bir casus veriyor bu notu. Hem de İngiliz dışişlerine söylüyor. Karşınızdaki rakibiniz işte böyle bir adam demek istiyor. Devam ediyor raporuna. Padişah sükunet istiyordu. Sükunet. Zaten Abdülhamit Han hatıra defterinde de ben 34 yıl dünya milletleri arasındaki bilhassa Avrupa devletleri arasındaki gerginliklere bakarak matbuattan takip ederek devlet başkanlarının devlet görevlerinin birbirleriyle görüşmelerini gizli görüşmelerini açık görüşmelerini takip ederek çok casusları vardı Avrupa'da Abdülhamit Han'ın. Avrupalılar onun için kızıyorlardı. Casusluk bize ait. Niye Türkleri yapıyor bunu diyorlardı? Yapacak tabii. Ve çıkacak bir dünya harbinde ne yenen tarafta olacaktım diyor, ne yenilen tarafta. Ben sadece bu harbe bulaşmamak için çıkacak dünya harbine bulaşmamak için milletimi derli toplu ayakta tutmak istiyordum. Savaş ekonomisi yaşamak istemiyordum. Bu savaştan sonra bu muhtemel çıkacak dünya savaşından sonra yenilen olduğu gibi yenenler de birçok ekonomik imkanlarını kaybedeceklerdi. Evet biri yendi biri yenildi ama yenen abad olmuyor ki savaşta. O da çok şeyler kaybediyor. İşte Kıbrıs harekatının bizdeki örnekleri Türk ekonomisi üzerindeki baskıları örnekleri. Onun için bu savaşın bitiminde dipdiri bir Osmanlı İmparatorluğunu dünyanın önüne koyacaktım diyor. Ama koydurmadılar. 34. senede baktılar ki bu adam gitmiyor. Bizim de aramız çok gerginleşti. Almanlarda da gerginleşti. Bunu ne yapıp yapıp tahttan indirip bize ram olacak, bizim kandırabileceğimiz bir ekibi Osmanlı'nın başına getirelim ki istediğimiz havayı biz çalalım onlar oynasın. Biz çalalım onlar oynasın. 5 milyon genci de toprağa versinler. Oldu maalesef oldu. Padişah en iyilik sever, en nazik, en müsbet ve en gönlü zenginlerden biriydi. Hariciye dönüp demez mi Arminus Van Arkadaş sen oraya niye gittin? <laughs> bu padişaha yıldızlı on vermeye mi gittin? Ama mecbur adam bunları yazmıyor. Bu padişah böyle bir adam diyor. Hakikaten de Abdülhamit Han'ın o yokluk devresinde, farklı zarret içerisinde halkınca bu kadar sevilmesi, bu kadar arkasından insanın gitmesi, ona çok çeşitli güzel vasıflar yakıştırmaları, evliyalığa kadar giden vasıflar yakıştırmaları bu güzel huylarındandır. Huyu güzel olan sevilir. Huyu değil de yüzü güzelse, yüzü güzellik biter efendim. Huy güzelliği biter mi? Bitmez. Yaşlılıkla da bitmez. Ölümde de bitmiyor bakın. Öldükten sonra da Abdülhamit Han'ı Ar ararken herkes onun yüz sene önce, 150 sene önce yaptırdığı hayrat eserinin çeşmesi varsa suyun içiyor, hastanesi varsa aile efradını götürüyor orada tedavi ettirmeye çalışıyor. Onun alçak gönüllülüğü, tok ve ince sesi, utangaç tavrı, ziyaretçileri üzerinde 30 milyon Müslümanın lideri ve Yüce Osmanlı padişahından çok kalender, çelebi, kendilerinden biri gibi gösteriyordu. Abdülhamit Han kendisini halkından biri olarak biliyordu. Öyle inanıyordu. Ve herkese öyle Anlıyordu bunu. Fazlasıyla zeki ve uyanıktı. Hazır cevap olmasına rağmen görüşlerini ancak inceden inceye düşünüp ve müşavirlerinden danışmanlarından fikirlerini alarak karar verirdi. Abdülhamid Han çok hazır cevaptı. Evet. Ama gel gör ki hep teenniyle hareket ederdi. Bu casus da bu özelliğini söylüyor. Şark usulü eğitim almıştı. Ana dilini çok iyi ve edebi olarak çok güzel cümleler kurarak kullanırdı. Bugün birçok zeminlerde kürsülere çıkıp, ekranlara çıkıp bir şeyler anlatan insanların hatta ekranlarda görevli olan bazı kanalların ismini burada vermek istemiyorum. Haber editörlerinin o haberleri edite edenlerin aynı kelimeyi iki defa başka başka şekilde kullandıklarını görerek üzülüyoruz. Onun yerine ona benzer bir kelime daha kullanın da insanın kulağına hoş gelsin. Evet. Maalesef böyle bir Türkçe aşkı bugün basın yayında dahi fazla görülmüyor. 3-5 temsilcisi var basın yayının. Onlar Türkçe'yi güzel kullanıyor. Gerisi kullanmıyor. Abdülhamit Han'ın Türkçesi halk diline çok yakındı. Şimdi bir de saray dili vardı efendim. Bir sarayda görevli olan başmağabeyinci, mağabeyinci, veya daha başka bir görevde olan kimsenin hatıratını okuduğum zaman oradaki cümlelerdeki ağır kelimeleri çözmekte zorlanıyorum. Evet, niye? E, öyle eğitim almış adam. Abdülhamit Han bunların arasında yetiştiği halde halkın kullandığı Türkçe'ye çok yakın babacan bir tavır sergiliyordu milletine de dünyaya da. Dedik ve. 26. bölümümüzün sonuna geldik. 27. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı, bir hikaye.